sefa geliyor. Sefa geliyor. Islak altında yaz neşesi var. Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesi mi var? Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar huzur olması. Tut tut nefesini yar yar deva geliyor. Umuduz hep dayıp yar yar sefa geliyor. Tut tut nefesini yar yar deva geliyor. Umuduz hep dayıp yar yar sefa geliyor. Şu an gerçekten çok mutluyum. Sizlerin karşısında bulunmak heyecan verdi bana. Kaldı ki ne kadar heyecanlı olsam da heyecanını söyleme ihtiyacı hisseden bir insan değilimdir çok kere. Ama buradan göründüğünüz, buradaki o tablo harika. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İstanbul'u Deva Partisi'nin olması gerektiği yere getirecek yeni kadronun lideri Doktor Erhan Erol, yeni il başkanımız bizi ziyaret ettiler. Kendileri sizlere hitap edecek, yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Kendisi bir tıp doktoru, uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'nda bürokraside görev aldıktan sonrasında iktidar partisinde iki dönem üst üste İstanbul'un belki de en zor ilçelerinden birisi olan Gazi Osman Paşa'da çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Daha sonrasında bunun altını çizerek söylemek zorundayım. Benim de memleketim Balıkesir'in en güzel yerlerinden birinde Cunda Adası'nda kendisi gelenlere gidenlere anılarını anlatırken güzel bir emeklilik yaşarken tekrar vazife kendisini çağırdı. İyi ki bıraktı tatili, iyi ki geldi bizim başımıza geçti. Allah muvaffak etsin. Bundan sonra birlikte İstanbul'da inşallah Deva Partisi'ni olması gerektiği yere hep birlikte götüreceğiz kendisinin liderliğinde. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Küçükçekmece Teşkilatımızın değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bizi burada ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yedinci sürece başladım ben kendi açımdan. Tek tek ilçe teşkilatlarımı dolaşıyorum. Öncelikle de tam bir hafta bile olmadı. Yani zannediyorum 6 gün evvel İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni yönetimi onaylandı. Ve o süreçten öncesinde de ve hızlı şekilde sonrasında da tüm ilçeleri gezerek arkadaşlarımızı tanımak, ortamları ve şartları görmek istiyoruz. Sizlerle duygularımızı paylaşmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de gelinen noktada Türkiye'nin durumu ortada. Yani Türkiye çok kötü yönetiliyor. Bize göre çok yanlış yönetiliyor. Tabii ki ben 10 yıl bu ülkeyi bugün de yöneten parti belediye başkanlığı yaptım. Birçok gittiğim işi teşkilatındaki arkadaşlar da merak ediyorlar. Yani oradan buraya nasıl? Arkadaşlar ben 17 yıl evvel bu işe girdiğimde ki 19 sene evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanıdığımda bana göre o gün farklı bir insan vardı. Ben partinin adı bile kurulmadan kendisiyle tanıştığımda klasik muhafazakar yapıdan gelen bir insan olmadığımı yüzüne karşı da söyledim. Hatta o camiadan birçok kişinin beni istemeyeceğini, kabullenmeyeceğini de söyledim. Ama ona bakmadan dedi ki yani bizim önümüze sizi söylediler, sizi hizmet ettiler. Bir 40 dakikalık yüzle görüşmeden sonra birbirimize sarılarak ayrıldık. Daha partinin ismi yoktu. Sonra teşkilatlar kurulurken ben hatta Ankara'ya genel müdür olarak yazım yazılmışken bu süreç, adaylık süreçleri başladığında bir temas oldu ve aday olmamı kendi söyledi. Ben de aday oldum. 2004 ve özellikle 2012-13 yıllarına kadar ben Türkiye'de birçok güzel şeyin yapıldığını inanıyorum. Yapılanların birçoğunun iyi olduğuna inanıyorum. O zaman
ülkede farklı görüşlerden birçok insana aynı seviyede yaklaşıldığına ben şahidim. Kimsenin beni arayıp şu imdu şuna ver, şuna avantaj sağla, şuna öncelik sağla, bütün samimiyetimle ben böyle bir şey yaşamam. Yani hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yeğeninin bir taleple geldiğinde, kendisine ulaştığında kapıdan gönder cevabını aldım. Ben kapıdan bile almadık içeri. O gün öyle yönetiliyordu Türkiye. Ama özellikle 2012'den sonra Türkiye'de hızlı bir bozulma olmaya başladı. Biz buna şahitlik ettik. Ve değerlerimizin, beklentilerimizin yıkıldığını gördüm. Ve ben hızlı bir şekilde bir daha aday olmayacağımı ifade ederek kendisine izin istedim. Sayın Cumhurbaşkanı da hatta bir kameraların önünde bir programda Erhan Başkan o kadar ısrar etti ki biz de kendisine müsaade ettik dedi. Bu bir ölçüde beni onar etmek için de niye? Çünkü siyasette şöyle bir şey vardır. Ya devam edersiniz ya sizi görevden alırlar. Yani kimse Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetmiş bir adamın kendinden belediye başkanlığı bırakacağını pek inanmaz. Benim ilk dönemimde Sultan Gazi ve Arnavutköy, Kazı Osman Paşa 3'ü bana bağlıydı. Türkiye'nin 2006 yılında en büyük ilçesiydi. 58 ilinden büyüktük, 59 ilinin bütçesinden büyüktük. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yaz döneminde 200 bin ton asfalt sermiştik biz ilçede. O günün baktığı şeyini, araştırmasını yaptığımda Türkiye'de İzmir, Ankara ve İstanbul'un dışında bunu yapabilen çapta belediye yoktu. Yani bir Bursa, Adana, Mersin bile yapamıyordu. Yani o kadar büyüktük ve güçlüydük. 24 ayrı noktada aynı anda asfalt serebiliyorduk. O kadar büyük bir belediyeydi, güçlü bir belediyeydi. Ve biz birçok şey yaptık. Kendimize göre kentsel dönüşüm yaptık. Bazı başarılı projeler gerçekleştirdik ama sonra dediğim gibi süreçte kirlenmeleri fark ettik. Bazı şeylerin yanlışa gittiğini fark ettik. Ben çekildim. Ondan sonra da genelde eski siyasetçiler böyle bütün partilerde öyledir. Bir yerlerde bir komisyona yönetimlere girerler. İyi maaşlarla ayda bir saat toplantıya giderler. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Çoğunu bilmiyordur belki. Futbol Federasyonu, ben tahmin olarak söylüyorum. Çünkü benim zamanımda iki rakamı da söylüyorum. Şu anda Futbol Federasyonu diye bir federasyon var. Bunun yönetiminde hatta bir dönem bizim eski belediye başkanı arkadaşlardan biri vardı. 2011 yılı tahmin ediyorum. Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesinin aylık aldığı para 45 bin liraydı. O tarihte. Çok kişi bilmez. S-350 Mercedes tahsisli şoförden, kıyafetinden her şeyini federasyon karşılıyor. Böyle yerler vardır, böyle eski siyasetçileri buraya koyarlar. Ayda bir saat, iki saat gidersiniz. Tabi o işler de stresli. Ya milli takım bile o nasıl kaçırdı? Yani sabaha kadar uyuyamayabilirsiniz 45 bin lira maaşla. İşte biz hiçbir şekilde görev almadım ve ben önce İstanbul'da bir süre kendi kabuğumda durdum. Sonra İstanbul'dan taşındım. Başkanımın memleketine gittim. Orada yerleştim. Siyasete bir küskünlüğüm, tepkiselliğim vardı. Hep arkadaşlarımla şunu paylaşıyorum. Ben bugünkü Cumhurbaşkanı o gün aynı insan olduğuna inanmıyorum. İnanırsam da canım acır. Yani kendimi bu kadar büyük aldanmış hissetmek istemiyorum belki de. Nihayetinde biz birçok partiden tanıdığımız arkadaşlar var. Yani ben Meral Hanım'la abla diye konuşabilirim. Her partide tanıdığım arkadaşlarım var. Deva Partisi ile ilgili de bizi arkadaşlarımız aradı. Bir şeyler sordu. Ben kendim hatta kısmı eleştirilerimi yaptım. Deva Partisi ile ilgili, daha doğrusu Ali Bey ile ilgili, yani ciddi zihninde bir teveccüh var. Yani bu adam iyi bir insan. Yani ben beraber siyaset yaptığım dönemde de ekonominin başında bu kadar uzun süre duran, Dışişleri Bakanlığı yapan bir insan çok nadirdir bu kadar şahinesiz yani. Ben rastlamadım pek etrafında. Dedikodular çok oldu ama Ali Bey'le ilgili hiçbir dedikodu duymazdı.
Sonra parti kurulurken ben Ali Bey'le ilgili yani ciddi tutacağına ilgili kanaatim artık Ali Bey'i tanıyorum. Teveccüh var. Bugün bir arkadaş anlattı. Dedi ki biz dedi bir yerde içkili bir lokantadaydık. Kalabalık bir yer İstanbul'da. Ali Babacan parti kuruyor, açıklama yapacak. Dedik üst katta televizyon vardı, herkes yemeğini bıraktı. Akşam vakti çıktı oraya Ali Babacan'ı seyretmek için. Herkes çok büyük bir umutla bekliyor. Ve Ali Bey, ben de aynı umutla bekliyordum. Sonra parti kuruldu. Ali Bey'in bireysel popülaritesi kadar oy oranı yüksek gelmedi. Ben Sayın Genel Başkan'a bunu anlattım. Yani sizin şahsi popülariteniz. Bugün dedim, yani hiçbir parti olmasaydı, siz bir Ali Babacan'la demokrasi ve atılım hareketi diye bir hareketiniz olsaydı, %10'larda en az anketlerde çıkardınız. O zaman siyasi partide bazı aksaklıklar ve eksiklikler veya beklentilerle ilgili hayal kırıklığı mı oldu? Bunu kendisiyle de paylaştım. Bunun birçok nedeni var. Teşkilat kurmak, kendi çok haklı olarak bir şey söyledi. Bireysel popülerite ayrı, televizyon dolaşırsınız ama seçime girebilecek bir parti teşkilatı kurmak kolay bir olay değil. Çok hızlı zamanda Türkiye'nin önemli bir kısmında teşkilatlanmanız lazım. Bunu bugün iktidara rağmen yapmanız da çok zor. Çünkü siz bizzat iktidarın yapısının içinden ayrılmış ve onu en iyi bilerek eleştiren kitlesiniz ve iktidar sizi engellemek için elinden geleni yapıyor. Yani bugünkü iktidarı en fazla eleştirdiğimiz nokta ya bendensin ya yoksun. Yani size ona yakın değilseniz yaşama şansı vermiyor. Böyle bir süreçte tabii ki Ali Bey'i ben bugün daha iyi anlıyorum. Hızlı bir şekilde teşkilat kurmaya odaklandı. Çünkü seçime girebilecek bir şeyi hakkı kazanabilmek için. Sonra İstanbul'la ilgili problemler olduğunda biz de arandık, bize de soruldu. İstanbul'la ilgili işte şurayla ilgili, burayla ilgili hatta ben de orada böyle hani dışarıda olup eleştirmek çok güzeldir ya. Ben de böyle Cunda'da yaşarken böyle güzel güzel yani amiyan tabiriyle ben de sallıyordum. Ya bunu böyle yapamıyorlar, bunu böyle yapmaları lazım, bu böyle olmalıydı. Şimdi bu adam da olmaz, şunu şimdi niye böyle yaptınız? Ben de görüşlerimi belirtirken belki bir süre sonra isimleri daha rahat söyleyebileceğim. Benim hem geçmiş siyasette hem bu ülkede kişisel olarak çok değerli olan isimler tarafından aranmaya başladı. İşte sen de burada olmak zorundasın. Bu taşın altına elini sokmak zorundasın. Bu ülkede dışarıdan konuşmakla olmuyor. Bu mücadelenin içinde olur. Bu Türkiye'nin son şansıdır. Yani Türkiye birkaç yıl içinde bir dönüşümü yakalayamazsa, bir yapısal değişikliğe gitmezse, Türkiye uzun yıllar döndürülemeyen bir kısa döngüye girebilir. Ama bütün samimiyetimle söyleyeyim, yani bu isimler, yani benim normal şartlarda veya ben açıklasam birçok insan ya o mu aradı diyebileceği isimler. Burada olması ben hatta dedim, abi sen de bunları destekliyorsun? Evet dedim. Çok önemli bir abim, Ali Bey'in başarısı için bir kolunu feda ederim dedi. Yani bunlar bu Türkiye'nin tanıdığı önemli simalı. Ve tabii biz kendimizi emekli zannediyoruz ama yazlık bir yerde yaşayıp bir haftada bir kere denize girmeden eşimin tabiriyle bunu anlatıyorum. Bu teklifler geldi. Eşim bana dedi ki ya dedi, yani hapsede bir kere denize girmiyorsun. Günde 8 saat televizyonlarda haber dinliyorsun. Kızıyorsun, bağırıyorsun, küfrediyorsun. Git dedi İstanbul'da ne yapacaksan yap. Şu içindeki dedi şeyi tamamla. Ben dedi emeklilik kafasına gelmemişim dedi. Allah razı olsun. Evet. O da bizi ne yaptı? Pılımızı pırtımızı topladık. İnanın yani öyle bir hayat tarzım vardı ki dönerken gözyaşlarım ustamadı. Dostlarım, çevrem. Çok güzel. Yani bütün aile düzenimizi bozduk. Eşim de akademisyen ama uzaktan eğitim veriyor. Yüksek lisans eğitim veriyor. Geldik. Bir taşın altına elimizi soktuk arkadaşlar.
Hepimiz Türkiye için üzülüyoruz. Başka Türkiye yok. Türkiye'nin birçok problemi var. Bir tane değil. Saymakla bitmez. Ve bunların, bu problemlerin çoğu ile ilgili de çok belirgin çözüm yolları yok. Ama öncelikle birkaç şeyi söyleyebiliyoruz. Bu hükümet gitmeli. Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmeli. Türkiye'de hukuk sistemiyle ilgili, kamu yönetimi sistemiyle ilgili sil baştan denecek düzenlemeler yapılmalı. Örneğin, kamuda bir kişi işe alınırken kesinlikle mülakat sistemi iptal edilmeli. Yani mülakatlarla ilgili birine bir yere alınırken kesinlikle kimse adaletten bahsedemez. Türkiye'de en güveneceğimiz sistemlerden biri olan adalet sistemine karşı kamuoyunda güven yerlerde kanun hükmünde kararnamelerle yeni suç unsurları üretilmiş. Yani normalde yasada, anayasada suç olarak görünmeyen çok yeni suçlar icat ve 1 milyona yakın insan kanun hükmündeki kararnamelerden mağdur edildi. Aileleriyle birlikte. 2 yıldır hapiste olup yargılama süreci tamamlanmamış insanlar var. Hapise de girmediği halde kamu görevinden atılmış insanlar. 1 milyon insanı buluyor aileleriyle. Daha evvel Ergenekon balyoz soruşturmaları diye Türk Silahlı çok büyük bir darbe verildi. Bizim için çok değerli olan insanlar hapislere atıldı. 6 ay, 8 ay sonra bundan hiçbir suçu yok diye çoğu çıktı. Şimdi bir ülkenin kuvvet komutanına, akademisyenine, iş adamına, bu ülkenin yetiştirdiği önemli insanlara bunu yapan adalet sistemi bir süre sonra adaletini aynı suçla ilgili de farklı uygulamaya başladı. Parası olanlar çok kolay kendisini sistemde korudu. FETÖ olayında iş gariban dershane öğretmenlerine patladı. Yani bir arkadaşımın söylediği gibi bir firma Banka Asya ile anlaşıyor. Personelime diyor, maaş bunun üzerinden vereceğim. Bak Asya'ya, kartı. FETÖ olayı patladı. O firmada çalışan insanlar Bank Asya'yla çalışıyor diye hapse gitti. Ya firmada çalışıyor, o belirlememiş onu. Ya, o bankayla o anlaşmamış. O firma çalışıyor, hangi banka derse o bankayla şey yapıyor. Nihayetinde birçok benzeri mağduriyetler var. Ama bugünün Türkiye'sinin en önemli konusu ne? Hayat pahalı. Bakın arkadaşlar, yıllar evvel konuşurken hafif de alaycı konuşuyorduk. Şimdi insanlar asgari ücretin 50 dolar olduğundan bahsediyor. 50 dolar. Şu anda Çin'de asgari ücret Türkiye'den yüksek. Yaklaşık 400 dolar. Türkiye'de 350 dolar. Çin'deki asgari ücret bile daha fazla. Türkiye'deki imalatçılar ucuza mal olsun diye birçok işini Çin'de yaptırırken muhtemelen bu işte bir iki sene kalmaz Çin şirketleri taşeron olarak Türkiye'yi kullanırlar. Yan sanayi. Bu halimine geldik. Fakirlik diz boyu. Sokakta insanlarımız bugün çok kötü. Toplum sosyal olarak yani elinden gelmeyen kendi gücüyle kaldıramayacağı şartlarla karşı karşıya. Geçen hep olayı anlatıyorum. Arkadaşlarım çok da dinlediler. Yani bayram hareketinde bir haber programında bir emekli abimiz pazardan çıkarken bir televizyon firmasının işte muhabiri mikrofonu dayadık, sohbet ediyor. Sepetine baktı. Sepetinde 1 kilo soğan, 1 kilo patates var. Sordu muhabir. Dedi ki, nasıl, bayramı nasıl karşılıyorsunuz? Ya dedi, biz karı koca dedi, işte aldığım bir iddia
geçiniriz, bakarız kendimize dedi. Yani bir kilo soğanla bir emekli bir kilo patates almış. Sonra Arif kendini tutamadan ağlamaya başladı. Ne oldu filan diye spiker sadece, ya bu öyle mi diyor abi dedi. Benim bayramda torunlarım gelecek dedi, onları verecek açlığım yok dedi. Ya, Türkiye bu durumlara geldi. Maalesef bir tomar duram yaşanıyor. İş yok. Çalışan aldığıyla geçinemiyor. Adalete güven yok. Bir de üzerine bu sığınmacılar olayı ekleniyor. Yani 8 milyona yakın sığınmacı var ülkede. 8 milyona yakın. Geçen bir açıklama okudum. Türkiye'de kendi vatandaşlarımız içinden 12 milyon kişi sosyal yardım oluyor. Kişi başı yıllık mali 3.500 lira. Türkiye'de 5 milyon sığınmayı da sosyal yardım almış. Ama yıllık ortalaması kişi başı 12.500 lira. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi fakirine verdiği neredeyse iki misli parayı sığınmacılara harcıyor. Arkadaşlar, yani fakir fukaraya, mazluma sahip çıkmak hepimizin seçimidir. Ve biz toplum olarak buna çok yakın bir insanız. Ama kendi insanınız, kendi çoluğunuz çocuğunuzu açken onun nafakasını, rızkını başkasına vermezsiniz. En azından verirsiniz ama kendi çocuğundan, yani en azından eşit verirsiniz. Bu ülke zengin bir ülke değil. Siz sokaktan garibanlığa sığınmacı birini alıp evinize, seni korumak için evimi aldım deyin. Sonra evinizin önünde dilendirir misiniz? Türkiye kucak açtım dedi. Bütün sokaklar Suriyeci, Suriyeli dilencilerle kaplandı. Dünyada bu süreç böyle işlemez. Yani Almanya veya bir Avrupa ülkesi, ülkesine sığınmacı aldığında öncelikle o insanların kendi insanlarına zarar vermeyeceği standartları sağlamaya çalışır. Ama biz aldık sokakları dilenci olarak bıraktık. Bu insanlar içerisinde hırsızlık yapan oldu. Böyle giderse de yakında mafyaları da oluşmaya başlar, oluşmuştur da bir yerde. İşte televizyonlarda seyrediyoruz, Ankara'da, orada, burada bir tomar olaylar oluyor. Ekonomik durumu toplumun kötüleştikçe toplumun tahammülü bir düşüyor. Tabii ki burada bütün insanların da sağduyulu olması lazım. Provokasyonlara da gelmemek lazım. Çünkü kitle psikolojisinde insanların farkındalığı zayıflar. Suçlunun yanında suçsuz da mağdur edilir. Ve yarın öbür gün vicdanımızı rahatsız edecek şeyler olabilir. Bu konuda herkesin sakin ve dikkatli olması, hassas olması lazım. Ama nihayet de bu ülkenin sorunu. İşte korona ile ilgili bir süreç var. Ki niye bunları böyle anlatıyorum? Çünkü yapılan araştırmalarda İstanbul'da ve Türkiye'de birinci gündem sorun ekonomi. İkinci gündem sığınmacılar, üçüncü gündem korona olayı. Korona Haziran'da ikinci, Temmuz'da üçüncü sıraya düştü. Sığınmacılar ikinci önüme çıktı. Bununla ilgili de yine öngörülemi, tabii çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hıssa diye bir kurumu var. Bu kurum kapatılmasaydı biz bir yıl evvel aşıyı bulmuştuk, yapmıştık. Bu kurum yerli aşı yapıyor. Aşı pahalıya mal oluyor birazcık, yabancılar ucuza satılıyor diyor. Hıfzıssa kurumu kapatıldı, 50-60 yıl, belki daha uzun süre devletin sağlık bakanlığı bir kurumu, laboratuvarı. Bu hataların birçok benzeri var. Şeker fabrikalarını satıldı. Gelişmiş ülkelerde bile maliyet ne kadar olursa olsun fazla, o ülkeler şeker fabrikalarını kendileri cebinden para vererek yaşatırlar. Çünkü o şeker stratejik bir üründür. Onun yerine nişasta bazlı şeker kullanırsanız ucuz diye
çocuklarınızı şeker hastası, insanlarınızı pankreas kanseri yaparsınız. Türkiye'de kanserin artmasının en büyük şekerinin sebebi nişasta bağlı şekerin kontrolsüz ve çok fazla kullanılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde çok ciddi kotalar var, buna müsaade etmezler. Ama Türkiye sınırları delik deşik, kuralları delik deşik, adaleti delik deşik. Böyle bir ülke oldu. Değerli arkadaşlarım, biz bunları çözmek için siyasete girdik. Biz bunları çözerken de neden Deva Partisi'ndeyiz? Siyasette yeterince kavga var. Siyasette yeterince nefret dili var, öfke var, gerginlik var, şiddet var. Siyasetçilerin televizyon ekranlarında bağırarak nefretle siyaset yapmaları topluma şiddet olarak yansıyor. Ondan sonra aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, sporda şiddet, eğitimde şiddet, trafikte şiddet, her yerde şiddet. Artık anne babalar haber programlarında televizyonları kapatıyorlar. Çocuklar o tartışmalardan kötü etkileniyor. Ama Ali Bey nezaketiyle, barış diliyle, uzlaşma diliyle bence Türkiye için, geleceğin Türkiye'si için örnek bir model. İnsanlar bağıran çağıran siyasetçileri güzel sevebilir. Ama bağırmak ve çağırmanın faturasını bence insanlar her geçen gün daha çok anlıyor. Sağ olsun Ahmet Hoca bir bağırıp çağırmaya başladı. Daha evvel Suriye'de Cuma namazını Şam'da Emevi Camii'de kılacağız dedi. Başımızı öyle işler açtı ki bu memleketteki 6 milyon mültecinin sığınmacının sorumlusu olur. Sanki memlekette cami yok, Şam'da Cuma'ya gideceğiz. Bir derdimiz oydu. Şimdi de bağırıyor. O da bağırmaya başlıyor. Çünkü öyle bağırıyor, çağırıyor. Şimdi sanki sözün değeri ve önemi bağırınca artacak. Anlamı olan sözün değeridir. O sözün bağırarak söylenmesi değil. Yeni bir nesil geliyor. O bir nesil bağırmayı, çağırmayı sevmiyor. İstemiyor. Nezaket istiyor. Biz de o nedenle Ali Bey'le, Ali Bey'in nezaket diliyle siyasette yeni bir dönem ve yeni bir oluşum içinde olacağımıza inanıyorum. Ben iki gündür genel başkanımız burada, bazen arkadaşlarımla paylaşıyorum. Beni telefonla arıyor. Erhan Bey, yarın müsait misiniz diyor, görüşebilir miyim? İlk Parti'nin genel başkanı, bir başkanı, müsait misin? Yani benim böyle ciğerim bir şey diyor. Nasıl derken ciğerim bir parçalanıyor. Yani biz eskiden böyle, hiç konuşamazsınız. Hatta öyle kötü tecrübelerimiz olur mu ki? Ben bazen örnekleri diyelim. Yani bir misle gönderirler Ahmet'i. İstanbul yöneten binlerce kişi bir salona toplanırdı. İçinde bakanlar var, belediye başkanlar var, bir çıkar. Size iki saat anlatırım. İçin o zaman düşünürdüm. Ya bu kişi iki saat konuştu ama bu söyledikleri. Bir kahveye girse sıradan, normal bir vatandaşı 5 dakika anlatsa 5 kişi dinlemez. Bu ne ya? Bizim başımıza amire, biz bu adamı havacı ve söylediği şeyleri 2 saat burada dinleyeceğiz zaten. Oysa Ali Bey dinlediğiniz zaman çok şey öğrenirsiniz. Ne kadar her dinlediğiniz ne kadar farklı alanlarda bilgili olduğunu fark ediyor. Türkiye'yi bu anlayışı yönetmesini istiyoruz. Türkiye'yi biz de bu nezaketle yönetmek hepimizin arkadaşlar ideolojiler olabilir. Hepimiz farklı bir ideoloji yapıdan geliyor olabiliriz. Ama biz Deva Partisi'yle siyaset ideolojiler üzerine kurarak yapmayacağız. Bizim iki tane ana amacımız var. Bu ülkeyi demokratik olarak geliştirmek, beraberinde insan haklarının, adaletin, eşitliğin gelişmesini sağlamak, diğeri de bu ülkeyi iktisadi olarak geliştiriyor. İşsizlik kalksın, gelir seviyesi yükselsin, insanlar hak ettikleri kalitede yaşayabilsin. Biz bu iki amacı gerçekleştirirsek, zaten bugün Türkiye'deki diğer sorunların hepsi kendinden geçer. Geçmişimize bakın, bu hep böyle olmuştur. Ekonominin iyi olduğu dönemlerde ülkede demokrasi hoşgörü fazla olmuştur.
biz Türkiye'nin geleceğinde kalıcı böyle bir dönem için mücadele ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ana olarak siyaseti nasıl yapmamız gerektiğini ve sizin de benden belki daha iyi bildiğiniz Türkiye'nin bugünkü siyaset yapma nedenlerimizi anlatmaya çalıştık. Şimdi değerli basın mensuplarımız bize müsaade ederse biz teşkilat olarak kendi içimize, kendi değerlendirmelerimizi ve kendi tanımalarımızı yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.